Trabzon'un bir sahil ilçesinde yaşıyorduk. Yazın ortası gelmişti. Annem ve babam fındık toplamak için köye gitmeye hazırlanıyordu. Ben de evde yayılacaktım. 11. sınıfın yaz tatili olduğu için arkadaşlarım hep ders çalışıyordu. Benle takılacak çok kişi bulamayacaktım. 5 katlı apartmanımızın 4. katında denize bakan tarafta oturuyorduk. Babamları yolcu edip balkona çıkıp bir sigara yaktım. 2-3 saat sonra dışarı çıksam mı diye düşünürken birden telefonum çaldı. Arayan amcamdı. Telefonu açtım. Köye giden dolmuşun kaza yaptığını, babamın bacağının kırıldığını, annemin iyi olduğunu söyledi. Babam yerine köye benim gitmem gerekecekti. Köy otobüslerinin olduğu dolmuş durağına gittim. Arabayı beklerken bir amca çay ısmarlamak istedi önce. İstemesem de ısrar edince oturdum. Havadan sudan konuştuktan sonra arkamızda adamların saçma sapan şeyler anlattığını duydum. Bizim köyde bir aileye büyü yapılmış vesaire. Dinlediğimi anlamış olacaklar ki konuşmayı aniden kestiler. Birkaç dakika sonra araba geldi. Kulaklığımı takıp yolun bitmesini beklerken uyuyakaldım. Arabanın bir tümseye takılıp kaza yapmasıyla uyandım. Gözlerimi açtığımda araba ters dönmüştü. Yanımda oturan teyzenin kafası kanıyordu. Benden başka hayat belirtisi veren yoktu. Daha tuhafı, ben en ufak yara bile almamıştım. Sürünerek arabadan çıktım ve o sahneyle karşılaştım. Araba ters dönmüştü ve patikanın etrafındaki ormanlıkta gölgeler dolaşıyordu. Beni asıl dehşete düşüren ise kafamı kaldırdığımda gördüğüm oldu. Gökte hiçbir şey yoktu. Ne yıldız, ne güneş, ne ay. Hiçbir şey. Kendime gelip önüme döndüğümde ise 1 metre boylarında iğrenç bir yaratık bana koşarak geldi ve üstüme atlamasıyla uyanmam bir oldu. Arabada sızmışım ve bu saçma rüyayı görmüşüm. Durakta adamların konuşmasından etkilenmiş olmalıyım diye düşündüm. Köye gelmiştim zaten. Saat 9 civarıydı. Arabadan inince amcam beni aldı ve eve yürümeye başladık. Amcam okulun nasıl gittiğini sordu. Ben de geçiştirdim ve konuyu değiştirdim. Eve giderken su almamız gerektiğini söyleyince amcamla yolumuzu değiştirip daha küçük bir patika yola saptık. Bir süre sonra ileride su alacağımız çeşme göründü. Tam oraya giderken amcam birden beni durdurdu ve geri dönelim dedi. Amca, su alacağız ne oldu dedim. Sinirli bir şekilde gidiyoruz Ferhat dedi. Ben de ne olduğunu anlamadan dediğini yaptım. Hızlı adımlarla eve giden patikaya geri döndük. Arkamı dönüp çeşmeye baktığımda oradaki sudan kara bir kedi su içiyordu. Mahallemize geldik. O zaman sadece bizim evde hayat vardı. Diğer kişiler daha sonra gelecekti. Yani ışıkların açık olduğu tek ev bizimkiydi. Eve gelince anneme sarıldım. Salonda oturduk. Sohbete başladık. Kaza anını sormadım. Kötü etkilenirler diye. Sohbet böyle devam etti. Saat 11.30 civarı tam yatmaya hazırlanacakken üst kattan deli kuzenim Hülya çığlıklar atarak aşağıya indi. Amcam onu tutup kontrol etti ama ağlamaya devam ediyordu. Elleri kan içindeydi ve iğrenç kokuyordu. Göz altlarından uyumadığı belliydi. Bana baka kaldı ve birkaç dakika göz göze kaldık. Sonunda üzerime atlayarak bağırmaya başladı. Neden geldin? Neden? Babası onu benden ayırmaya çalışınca babasına saldırdı. Ama böyle bir şey nasıl olabilir? Babasına sanki en azılı düşmanıymış gibi öldüresiye saldırıyordu. En sonunda babam sakinleştirici vererek onu uyuttu. Odasına çıkardılar. Ben oturduğum kanepeye mıhlanmıştım. Babamlar aşağıya inince bana onun çok hasta olduğunu, annesinin ölümünden sonra durumunun çok kötüye gittiğini söylediler. 3 günde bir uyuyor, çok az yiyor, banyo yapmıyormuş. Amcam bana duş almak isteyip istemediğimi sordu. Ben de istediğimi söyleyip üst kata banyoya çıktım. Havlu verip gitti.
Ben de yıkanmaya başladım. İşim tam bitecekti ki banyonun kapısı açıldı. Gelen Hülya'dan başkası değildi. Kapıyı kapattı. Çırılçıplak vaziyetteydim. Bu delinin ne yapacağı belli olmazdı. Ben de duşakabinden çıkmamaya karar verdim. Aynı zamanda babamı, amcamı çağırıyordum ama nafile. Hülya yaklaştı ve duşakabine girdi. Ben onu itmeye çalıştım ve yere düştük. Beni boğmaya çalıştı. Ben de onu üzerimden itmek için tuttum ve üstüne çıktım. Kollarını yere sabitledim. Tam o sırada amcam kapıyı açtı. Gördüğü manzara apaçıktı. Kızının üstünde çıplak vaziyette duruyordum. O an amcam deliye döndü. Hülya'yı aradan attı ve beni dövmeye başladı. Aynı zamanda bağırıyordu. Ben olayı açıklamaya çalışma gayreti bile göstermedim. Babam geldi ve bizi ayırdı. Üstümü giydim ve amcamla hiç konuşmadan odama geçtim. Hayatımın en kötü anını yaşamıştım. O gece uyuyamadım. Mahallede tek biz yaşamamıza rağmen gece boyu sokakta ayak sesleri duydum. Ama yaşadığım travmadan sonra hiç umursamadım. Sabaha yakın 2-3 saat uyumuşum. Aşağıya indim. Babamlar kahvaltı sofrasında oturuyordu. Hülya da oradaydı. Amcam, "Gel oğlum Ferhat," dedi. Hülya dünkü olayı anlattı. Senin orada olduğunu bilmiyormuş. Yanlışlıkla girmiş. İçeri gel, kahvaltını yap dedi. Hiçbir cevap vermeden yemeğe oturdum. Bir şeyler atıştırıp çıktım. Babamları beklerken bahçede sigara yaktım. Babam beni görmesine rağmen bir şey demedi. Sanırım büyüdüğümden böyle düşünüyor. Anneme gece yaşanan olayı anlatmamışlar. Hülya'yı annemle evde bırakıp fındıklığa gitmek için çıktık. Fındıklığa giderken köy merkezinde durup kahvehaneye oturduk. Çay söyledik. Babamla amcam konuşuyordu. Ama ben hala amcamın beni dövmesini unutamamıştım. Bunları düşünürken kahvenin kapısından birden bir adam girdi ve bağırmaya başladı. "Yaptığınız anlaşmaları biliyoruz. Hepiniz yüzünden köyün yaşanacak hali kalmadı." Bu sırada babamlara dönerek, "Sen de yanına kaldı sanma, şerefsiz. Biliyorum pis işlerinizi." Kahvedeki gençler adamı sakinleştirip dışarıya çıkardı. Sessizliğimi bozup sordum babama, "Kimdi bu?" diye. "Kafana takma, köyün delisi," dedi. Ben de uzatmadım ama onu tanıdığını anlamıştım. Kahveden çıktık ve yolumuza devam ettik. Fındıklığa vardığımızda saat öğleden sonra 4'tü. Babamlar ortamı analiz edip yapacaklarını planladılar ve saat 6 gibi geri dönecektik. Hava yavaştan kararıyordu. Eve yaklaşmıştık ve hava tamamen kararmıştı. Yürürken babamla amcamın nedenini anlamadığım bir gerginliği vardı. Soru sormadım ve devam ettik. Patikanın sol tarafından kahveye dalan adam ve 3 kişi ellerinde av tüfekleriyle etrafımızı sardılar. Benim korkudan dilim tutuldu. Adam bağırdı. "Yanınıza mı kalır? Ha, şerefsizler," dedi. Silahını ateşledi ve yer sallanmaya başladı. Deprem gibiydi ama aynı zamanda kulakları sağır eden bir ses vardı. Ama bundan babam ve amcam etkilenmiyordu. Sadece adamlar yere düşüp kulaklarını tıkamışlardı. Babam yerdeki tüfeği eline alıp yerdeki adamlara teker teker ateş etti. Amcam da onun peşinden eve doğru koşmaya başladılar. Sanki benim gelmemi önemsemiyorlardı. Ben olayın şokuyla adamın cesedine bakıyordum. Alnının ortasından yemişti mermiyi ve daha önce dikkatimi çekmeyen bir detay gördüm. Adamın kafasında sarık vardı ve cübbe giymişti. Bu adam köyün imamıydı. Babamlar gitmişti ama ev uzakta değildi. Eve yürüdüm. Bahçeye geldiğimde ışıklar yanıyordu. Kapıyı çalıp çalmamakta tereddüt ettim. Sonunda çaldım. Babam kapıyı açtı ve bana sarıldı. Ben gerginliğimin patlamasıyla bağırdım. "Baba, ne oluyor? Ne yaptığınız belli değil. Deli edeceksiniz beni. Neden vurdunuz o adamları?" Bunları derken istemsizce ağlamaya başlamıştım. Annem geldi. Beni kanepeye götürdü. Uzandım. "Annem, oğlum,
Yemek hazırladım, sakin ol. Babamlar her şeyi anlatacak. Bilmediğin şeyler var dedi. Amcam bana Hülya'yı yemeğe çağırmamı söyledi. Üst katta, odasında yemeğe gelmesini söyle dedi. Kalktım ve merdivenleri yavaşça çıktım. Hülya'nın kapısı kapalıydı. Yavaşça araladım. Yatakta uyuyordu. Masasında laptopu açıktı. Bilgisayarın başına oturdum. Masaüstünün ortasında bir video dosyası vardı. Ferhat yazıyordu. Benim adım yazdığı için açayım dedim. Videoyu açtığımda Hülya konuşuyordu. Ama ruh hastası kız gitmiş, çok masum görünümlü biri gelmişti. Hülya anlattı. O anlattıkça ben tutuldum. Ferhat, babamlar cinlerle anlaşma yaptı. Bu yüzden bana musallat oldular. İmam Efendi onları engellemeye çalıştı ama nafile. Beni yalnız bırakmıyorlar. Hep bana tecavüz ediyorlar. Ferhat, ben seni uyarmaya çalıştım. Gitmen lazım. Geç olmadan terk et burayı. Hülya sözünü bitirmeden gözleri arkaya dikildi. Bir gölge ona doğru yaklaştı. Elinde bıçakla Hülya'nın boğazını kesti. Kanları her yere saçıldı. Masadaki ve yerdeki kan lekelerini yeni fark ettim. Yan tarafa dönüp yavaşça Hülya'nın üstünden yorganı çekti. Soğuk bedeni ve kesik boğazını gördüm. Alt kattan babam çağırdı. Oğlum gelsene Hülya'yı alıp ne bekliyorsun? Ne yapmalıydım? Bilgisayarın üstünde bir haber sitesinin sayfası vardı. Tıkladım. Trabzon ilçesi, Ağköy dolmuş kazası. Sağ çıkan kalmadı. Haberin tarihine baktım. Bu annemlerin kaza geçirdiği gündü. Sağ çıkan kalmadı. Yavaşça arkamı döndüm ve pencereden dışarıya baktım. Gün doğmak üzereydi. Odanın kapısı arkamdan açıldı. Gelen annem ve babamdı. Hikaye bu kadar. Bu hikayede anlattıklarımın hepsi hayal ürünüdür. Kurgulanmış bir hikayeydi. Umarım beğenirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Yeni kanalım Today'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.